Laps. Yedim. Ben de LoL sohbet sayfasını açıyorum. Yani neyse. Kaç oldu? Laps 3. Laps 3'e hoş geldiniz. Bugün tek başıma yapacağım. O sakallı çocuğu sevmedim. Yanıma almadım o yüzden. Hep onunla yap diyenler ve bir daha asla onunla yapma diyenler oldu. Ben bir daha asla onunla yapmamayı şey yaptım, tercih ettim. En azından bu haftayı öyle geçireceğiz. Şimdi kısaca bir özetleyeyim durumu. Film çektik, aşırı yorgunuz. Herkes tatilde, yazın falan oldu. Dandik dandik konuklar çağırıp böyle sizi oyalayacağımıza laps'la oyalayalım dedik. Ben yine yorumları açıp okuyacağım. Bayağıdır da okumadım. Bugün ilginç bir şey yapmak istiyorum. Ama nasıl çalışacak bilmiyorum, göreceğiz. Hep yazmışsınız zaten. İlla cevap vermenin için küfür mü etmemiz lazım? Doğru düzgün şeyler yazıyoruz, cevap versene lan falan demişsiniz. Haklısınız. Bugün doğru düzgün yorumlar okuyacağım. Bir de insan gibi sorulan sorulara da insan gibi cevaplar vermeye deneyeceğim. Ha, film çektik. Bir süre böyle loş sohbet dışındaki formatlarla biraz takılacağız. Ama hayvan gibi bir sezonla gelecek loş sohbet. Yani o konuda emin olabilirsiniz. Bir 20 bölümlük falan bir liste yaptık. Çoğu konuğun haberi yok geleceğinden ama haberi olanlar falan hayvan gibi konuklar yani. Şimdi Erkan KK. 33.574 abone olmuş. Biz buna bir yılda falan ulaşırız diyorduk değil mi? 5-6 ayda oldu. Bayağı ilginç. Sponsor falan oluyor bazen. Bazen olmuyor. Kvote demiş ki sanki iki tane Caner karşılıklı konuşuyorlarmış gibi süper bölüm. İşte al iyi yorum. Onu da okuyoruz. Bu konuda hakikaten benim de acayip kafam karıştı. Yani bölümü izledim. Sonra alttaki yorumlar canlı takip ettim böyle yorumlar yazarken. Sürekli karşındaki aynı Caner. Yok işte gelecekten gelmiş. Paralel evrendeki Caner filan. Sonra ulan ne kadar benziyor hakikaten konuşmalarımız falan dedim. Serkan'ı aradım. Oğlum hayvan gibi benziyor bizim konuşmalarımız dedim. O dedi ki bir arkadaşım bana söylemişti dedi. Loş sohbeti izliyorum. Caner'in konuşması sana çok benziyor. Bize ne alaka lan filan demiştim. Ama şimdi bakınca bana da öyle geldi dedi. Kim kimi taklit etti ne oldu? Bilmiyorum. Bir iki şey anladım. Ve VL filan yaptığımız taklitler. O galiba Serkan'dan olabilir. Bir iki şeyi benden o çalmış. Onu da fark ettim. Böyle vakit geçirdikçe bir de karşı karşıya geldikçe iyice şımarmışız. Birbirimize dönmüşüz. 3 ay geçen sene Berlin'de göt göte 2 kişi her gün görüştük. O sırada herhalde boku çıktı diye tahmin ediyorum olayın. Ama aşırı özlemişim Serkan'ı yani. Onu da söyleyebilirim. Duygusal bir anda. Yavaş çalınca, hüzünlü hızlı çalınca neşeli bir müzik koyabiliriz belki buranın altına. Bak bir tane daha. Umut Yaka. Hal hareketleriniz o kadar çok benziyor ki birbirinize, taklitlerinizden ses tonuna kadar. Belli ki beraber o kadar çok kıf kıf yapıyorsunuz ki artık aynı olmuş tüm her şeyiniz. İzlemesi çok keyifliydi. Kesinlikle yani çok garip. Normalde ama bence ikimiz de o kadar böyle konuşmuyoruz değil mi? Bir araya gelince iyice coşmuşuz gibi geldi bana. Kerem? Bunu daha böyle geniş bir bölüm yapalım. Hani hepimizin dahil olduğu. Sanki beni taklit ediyorsun. Evet, ikimizin de Kerem'i taklit ettiğine dair bir iddia. Doğru olabilir. Alper Erdal. 2009 James Hetfield değil mi bu demiş. Evet. Hakan Günday'ı çağırabilir misin? Çağırırım ama gelir mi bilmiyorum. Ama çağırabilirim. Bir iki tane romanını çok seviyorum. Belki olabilir aslında ama. Yazar hiç almadık ya. Değil mi? Evet. Ya bu Laps ismi ilk bölümde bir yorum yapacağım. Açacağım yorumlar Laps cevap vereceğim falan demiştim. Oradan kaldı ama böyle bir kapak üstüme yapıştı. Yani sanki her şey kapak cevap veriyormuşum gibi. Vermem gerekiyormuş gibi. Bu sefer çok sakin bir bölüm koyacağım. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Gerçekten insan gibi cevap vereceğim herkese. Eğer çok sinirlendiğim bir şey olursa bir anda sinirlenebiliyorum zaten. O belli olmuyor ama böyle buldum abi hepinize yapıştıracağım gibi bir tavırda değilim. Çocuğum da oluyor. İnanılmaz yumuşak bir moddayım. O yüzden artık hep sevgi saçacağım burada. Burcu Baktur, Büyüktür, Serkan Altun'ya. Yine Burcu Baktur'a geldi konu. Ya bu Burcu Baktur'la ilgili açıkça anlatayım hikayeyi. O dönem çok yoğun bir dönemdi galiba değil mi? Biz filme hazırlanıyorduk. Kerem'le ikimiz Kerem kurguyu yapmıştı. Biz de izledik. Çok da sevdik bölümü. Çok değil mi? Bayağı güzel bir bölüm falan dedik bayağı. Sonra yüklendi. Ağzımıza sıçtınız yani herkes. Sonra herhalde kötüdür anlamadık yani. Bence Burcu'ya haksızlık ediliyor. Ben de sonra insanların gazına geldim. Serkan Merkan o kadar kötü şeyler söyleyince buradan Burcu'ya sesleniyorum.
Benim bir derdim yok yani o bölümle ilgili. Gel bunu da konuşalım dedim istiyorsan Burcu'ya. Niye bu kadar gömüldük filan. O da olur dedi. Belki bir ara siz daha da gıcık edecek ikinci bir bölüm yapabiliriz. Kimseyle yapmayıp Burcu Baktur'la ikinci bölüm keyfi diyeceğim. Genel olarak Serkan bölümü beğenilmiş ama yani ilk sıralarda görülebilecek güzel bir bölümde ağzınıza sağlık demiş Fatih Erbey. Bence benim de çok sevdiğim bir bölüm oldu. Çünkü Serkan'la geçirdiğimiz herhangi bir gün gibi. O yüzden aşırı seviyorum. Ha bak mesela Şafak Gural demiş ki Burcu Baktur'u izlerken hiç rahatsız olmadım. Zorla rahatsız ettirdiniz. Kabul ettim artık rahatsız oldum. Ben de evet çok kötüydü program demiş. İğrenç vurguladım bütün cümleleri ama anladınız tonunu. Tamamen toplumun gazına geldim. Çoğunluğun gazına geldim. Bence olay abartılıyor. Güzelliğini kıskanıyorlar. Ben alkollüyüm galiba. İki tane Caner görüyorum demiş Emir Andoğan. O kadar mı abi ya? İkimizin galiba yavşaklığı çok benziyor. Bir de Serkan biraz cahil fark etmişsinizdir. Umarsız kelimesini ne kadar yanlış kullandığını. Programda da ben fark etmiştim karşımda konuşurken ama bozmak istemedim. Yani üzülmesin diye istedim. 10 kişi falan ondan bahsetmiş. Biraz cahil. Maalesef. Serkan'da hep çok iyi yorumlar var. O yüzden sıkıldım. Kim var başka? Necip Memili. Necip de iddiaya girmiştik programda ama koymadık. Sadece öyle acaba neydi diye sorun diye ilgilenmiyorum. Premium'a geçtiniz mi? Onu soruyor. Bu premium'a geçerseniz ne oluyor? Biz oradan para kazanıyor muyuz? Ne oluyor? Daha mı az kazanıyoruz? O verdikleri parayı YouTube sana veriyor. Ama izlediği kanallara göre bölüştürüyor herhalde. Yine hesaplıyor Yani neyi senin izlediği. reklamın varmış gibi. İzlenme saati. O zaman reklam izlemeden bize para kazandırmak isterseniz. Burada ben influencer'ım. One Love Festival'e gittim. Influencer girişinden giriş yaptım. Bedava bira içtim. Hande Taşer'i gördüm. sevdiğim influencer'ları görme fırsatı yakaladım diyebilirim. Ben de influencer'ım çünkü. Ama biri beni orada kandırdı. Ha, onu anlatayım bak çok saçma bir şey oldu. İyice yine şuursuzca yorum okuyacağım dedim ama. Van Love'a gittim. Influencer bileti ayarlamışlar bana sağ olsunlar. Efes. Sonra aldım. 6 saniye içinde biletimi kaybettim. Nasıl olduğunu hiçbir şekilde anlamadım. Tekrar oraya gittim. Ben kaybettim dedim. Ama 5 saniye önce verdik size dediler. Ben dedim ki gerçekten nasıl olduğunu bilmiyorum dedim. Ve kayboldu yani. Kesinlikle inanmadılar ama bir şekilde hani bu kadar küçük bir adam olduğum için böyle üzüldüler. Hani bir bilet daha almaya çalışıyor herhalde falan diye. Biz printer'dan basalım dediler. Bir 20 dakika falan bekledim. Tekrar bastılar. Sonra o bileti aldım. Sonra dedim ki buradan giriş yapabiliyor muyum dedim. Hayır sıraya gireceksiniz dediler. Herhalde biletimi kaybettiğim için. Ben de inandım sıraya girdim. Bir saat sıra bekledim. One Love'a gitmesi tek sebebim olan Jungle by Night'ı kaçırdım o sırada. Aşırı terledik saçma sapan. Beni halkla aynı sırada beklettiler. Çok teşekkür ederim. Bedava izledim sonuçta. Fox Mulder demiş ki bencil herif. Herhalde Necip'e demiştir diye üstüme alınmıyorum. Erkan KK gelsin, Erkan KK gelsin filan sürekli. Her bölümde Erkan KK'ya laf sokuyorum artık gelmiyor diye. Çünkü Nisan'dan beri geleceğim diyor. Necip Memili bölümünü izlemiş sanırım. Bana mesaj attı. Ağustos'ta uygun musun göt oğlanı şeklinde bir mesaj attı. Özelini açmak istemezdim ama gerçekten böyle attı. Ben de uygunum tabii ki Erkan Bey siz ne zaman isterseniz şeklinde düzeyli bir cevap verdim. O da o zaman Ağustos'ta geleceğim dedi. Tamam dedik. İlk hani bir tane sezondan bir konuğumuz bu. Onu söyleyeyim. Çok alakasız konuklar da var ama. Var mı? Hani var. Müzisyen var. Heykeltıraş. Saçma. Belediye başkanları yok. Hayır, öyle beklenti hiç oluşmasın. Sadece öylesine meslek sallıyordum. Avukat. Dizi delisi demiş ki Caner ne kadar iticisin ya. Of bak en gıcık olduğum yine iyi şeyler okuyacağım dedim dolmaya başladım. Kimseli Yaşar. Ne demekse o. Sunucu bir dünyadan haber. Dünyadan bir haber demek istiyor bence. Canım benim. Konuk çağırıyorsan diziyi araştır. Resmen çukuru bitirdin. Yabancı platformdaki dizileri sahnelerini iyi bilirsin. Bu sanki kötü bir şey gibi yani. Kalitesiz dizi izlemek iyi bir şey ve kaliteli bir şey izlemek kötü bir şeycesine bir algı operasyonu. O dönem kapandı. Başka bir döneme giriyoruz. Buradan seni uyandırayım. Sen de iyi dizilere falan geç. Değişim rüzgarları esecek. Alakasız sinirlendim yine.
Boktanlığı övgü çağı bitiyor. Biz hepimiz dünyayı yakalamaya çalışacağız. 150 dakikalık aksiyon dizisini izlemek senin için Türkiye'nin damarını falan yakalamaksa izle. Tebrik ediyorum seni. Ben senin dediğin gibi diğer platformlardaki dizileri izlemeyi tercih edeceğim. Biri daha yazmış bunu. Onu şimdi bilmiyorum ama işte bilmem birinci giden diziyi bilmemek de ne bileyim yani yapımcı olarak falan demişsiniz. Dizi yapımcısı değilim ben, sinema yapıyorum. Dizileri de gerçekten takip etmiyorum. Yabancıları da çok takip etmiyorum açık söyleyeyim. Film izliyorum genelde. Çok da umurumda da değil. Açık bir şekilde söyleyebilirim. Ne kadar güçlüyüm. No sleep till Brooklyn demiş biri tişörtümden. Teşekkür ederim Uğur Öz Yılmazer. Gerçekten Beastie Boys'un büyük hastasıyım. Bir kişi yazmış ya Beastie Boys'la ilgili. O kadar tişört giydik. Boktan boktan tişörtler giyince soruyorsunuz bunu nereden aldım diye. Caner eski yerine otursana alışmışız, ters geliyor bu. Her bölümde başka bir yere oturuyorum. Öyle bir şey zaten yok. Ekim Bilge demiş ki leş gibi adammış. Herhalde Necip'e diyor yine. Caner abi senin karakterinle kemer burun özellikleri uyuşuyor mu? Kemer burun özellikleri mi var? Yani Fatih Sultan Mehmet var bildiğimiz. Benim karakterime de benzetirler genellikle. Girişken yapısını. Genç girişimci o da. Ben de genç girişimciyim. Yani böyle bir benzer yanımız var. Ekşi Sözlük'te biri yazmış. Fatih Sultan Mehmet bir gün filmi çekersem Caner Özyurt'ta oynatacağım şeklinde. Burnumla ilgili olduğunu tahmin ediyorum. Bir de dediğim gibi o da ele geçirmeyi seven, tuttuğunu koparan bir insandı. Ben de öyleyim. Of ecdatçılar bekleşsin. Zeynep Bastık'la da çekseniz. Sürekli teaser yapıyor. Olabilir. Fena fikir değil. Mikrofon alın demiş Marian Ivanov. Güzel fikir ve aldık. Bak bunu yeni aldık. Harbiden bugün deniyoruz ilk defa. Yoktu. Aa mikrofonla mı kayıt yapılıyormuş ya filan dedik senin yorumunu okuyunca. Hemen koştuk aldık az önce şeyden Yazıcıoğlu'ndan. Ben sorulara cevap vereceğim diyordum. Soru yokmuş ki. Abi Okan Çabalar'ı davet eder misin? Olur mu? Olabilir. Komik olduğu anlar var. Yine koyamayacağımız bir şey oldu galiba. Canım canım. Abi demek ki bak çok insan yazmış. Caner kendine sağlam mikrofon takmış adama bozuk. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Mix diye bir şey var. Kötü yapıyoruz sadece mixi yani. Bozuk mikrofon diye bir şey yok. Random takıyoruz yani. Yine Cemil abi Z Aragon demiş ki Caner ince ince huzursuz rahat değil. Anlarım ben Caner'imi. Rahattım ya aslında Hayko'yla. Ama benim günüm günümü çok tutmuyor aslında. Karşımdaki konukla ilgisi değil. O günkü uyanma modumla ilgili olarak bazen daha agresif. Bazen daha sevimli, sempatik diyeyim. Ya da sevimli kendime saçma oldu da. Daha anlayışlı. Hah bak buna tutuldum. Bak bu ismini okumaya çalışacağım. Mazurewski. Demiş ki Rammstein değil Rammstein. Manover değil Manowar. Amına kodum köylüsü. Yeter lan yazmış. Yani Rammstein. Bir kere Rammstein. Şarkıları da vardı yani. Değil mi? Rammstein. Cıt cıt cırı cıt cıt cırı diye şarkıları var. Rammstein diyor. Manowar okey. Man of War. Biz de biliyoruz. Manowar. Ama yani Metallica demiyoruz sonuçta. Metallica seviyor musun filan diyoruz. Hani orada Manowar desem de ay, ay ne güzel aksan yapıyorsun ya canım filan yazacak bir insana benziyorsun sen. Hadi güzelleri de okuyayım hadi. Ebru Aydın. Bence artık programa hakim olunmuş. Daha akıcı ve seri geçiyor. Bu yola devam Caner abi. Tamam. Teşekkür ederim. Ya bu kadar yok. Olmuyormuş böyle. Yani aslında hakimiyet değil ya. O günkü mod. Yani şey bak mesela bazı konuklar geliyor. Şu adam böyleymiş. Aa ne güzel adammış. Ay ne boktan adammış falan yazıyorsunuz ya. O adam bir daha gelse mesela bambaşka bir sohbet olacak. O günkü modla hani genel olarak bir konu da belirlemediğimiz için çok modumuza göre değişiyor. Yani aynı konukları mesela bir daha alırsak bir ara bazılarını alabiliriz sanki. Çok başka şeyler konuşulacak yani bu. Çok önemli bir isim yorum yazmış. İsmi şeyinden de anlayabiliyoruz zaten nickname'den. ASDFGXCN isimli kullanıcı. Demiş ki yahu sunucu bey iyi adamsınız, kaliteli adamsınız da yanınızda Hayko Cepkin varken kendinizi pek belli etmek zorunda hissetmeyin. Hayko ile kapışamazsınız.
Siz de komik olmaya, efekt yapmaya falan kasmayın. Çok emanet duruyor. Onun yaptığı şakalara gülün geçin işte. Bu ne böyle her şey zoraki yorum, zoraki bir karşılık. Sonra adam ciddi bir şey anlatıyor. Hiç cevap vermeden pat diye başka soruya. Şimdi devamını okudun, geçiyorsunuz. Ulan bıraksana, adam orada konuşacak. Bir de o size bozmaz dostunuz diye. Fakat Hayko'nun tipi üstünden mizah kasmak size mi kalmış? Ulan ne dolmuş, gördün mü? Bunu okudunuz mu? Cevap da vermiştim buna. Ne cüretle böyle bir şey diyebildiğinizi anlamadım. O da içten bir şekilde gülmedi. Biz de gülmedik. Ya siz kimsiniz ya? Şu biz diyenlere ayrıca gıcık oluyorum. Yani burada bir sürü iyi yorum var. Biz de gülmeyin. Böyle sen neyin duyarını kasıyorsun ki ayrıca yani? Gerçekten çok sinir oluyorum yani. Bırak, adam zaten Hayko yani. İsterse ağzıma da sıçardı orada yani. Onun kibarlığını yapacak bir adam. Sen ne diyorsun lan benim tipimle ilgili falan dese. Özür dilerim abi falan der. Sana cevap veriyorum bir de saçma sapan. Neymiş? Molatik Hayko'yu ne kadar güzel konuşturmuşsa tam tersi siz de o kadar dandik bir sohbet çıkarmışsınız. Molatik bir röportaj. Sunucu gözükmüyor orada. Sorular soran bir ses var. Hayko cevap veriyor. O röportaj, bu sohbet. Yani programda hani benim olduğu için ben de sohbet ediyorum falan. Kibrim ortaya çıktı hemen. Ben de yorum ya. Aa, bu cevabını şimdi görüyorum. Ben buna şey yazmıştım. Benim için çok değerlisin Afis Profe. Çok üzüldüm söylediklerine yazmıştım. Dur, cevabını şimdi gördüm. Demiş ki sizin için değerli olmam kadar saçma bir şey olamaz. Ben resmen size saldırıyorum. Yapıcı değil, yıkıcı yorum yapıyorum. Saygısız davranıyorum. Siz kalkıp sizin için değerli olduğumu söylüyorsunuz. Bu ne zaman gerçek olur söyleyeyim, ister misiniz? Eğer kendinizi değersiz gördüyseniz beni değerli bulabilirsiniz ancak. Vurgu yan söyledim. Eğer kendinizi değersiz gördüyseniz beni değerli bulabilirsiniz ancak, ki bu da devasa bir yanılgı olur. Ürettiğiniz işler ortada. O masada Hayko Cepkin'le siz oturabiliyorsunuz. Ben değil. Ulan sen nasıl bir ruh hastasısın ya? Size yönelttiğim eleştiriler misliyle benim şahsıma da yöneltilebilir. Birileri benim sizi bulduğum şekilde açıklar bulup Hayko Cepkin'e de sallayabilir. Eğer siz şu an bu tabloda benim yerime kendinizi suçlayabilirseniz bu bir erdem ve büyüklük değil, büsbütün bir saçmalıktır. Gerçekten Puka'nın değil senin hapiste olman gerekirdi yani. Bir gün Cenk Erden Beyler de konuk olur. Yorumları çok geliyor. Bunu daha önce de söylemiş miydim? Çok istiyorum Cenk Erden'i konuk almayı ama kendimi hazır hissetmiyorum. Çünkü Türkiye'de en çok hayranlık duyduğum insanlar sanırım kendileri. Çocukluğumdan gelen bir hani aslında dilime Melikşah'ın, benim, Gaye Su Akyol falan gibi bizim jenerasyon aslında etrafımızda gözlemlediğim bir şey. Çok ağzımıza oturmuş hani ziralar, bey demeler, işte sizler, bizler falan. Resmen hani Türkçeyi kullanmamıza yön, benim kullandığım Türkçeye yön veren insanlardan. O yüzden karşılıklarında yani o yüzden karşılarına oturduğumda çok heyecan yaparım, saçmalarım gibi geliyor ya da çok konuşursam rezil olurum falan gibi bir noktadayım. Bir noktada hazır hissettiğimde almak istiyorum yani, çağırmak istiyorum. Gelirler mi zaten bilmiyorum. Okey. O zaman laps laps'ı şimdilik bitireceğim. Bir açıklama gerekiyor sanırım. 4 hafta setteydik. Biz böyleyiz. Filmini çektik. Bugün yarın zaten basın duyurusu yapılır. O yüzden artık gizlemekten yana bir endişemiz yok. Yani ortaya çıkarmaktan yana. Hümeyra, Şebnem Bozoklu, Berrak Düznataç, Özge Özpirinççi, Engin Öztürk, Meriç Aral, Orhan Kuzum oynadı filmde. Hepsinin eşit ağırlıkta neredeyse rolleri var diyebilirim. Hani kimse bu 5 dakika görünecekse, Boran Kuzum hayranları manyak gibi tehdit ediyor beni çünkü Instagram'da. Abi 5 dakikalık bir olsa götünü keseriz de varan tehditler alıyorum her gün. Öyle değil. Herkes hep birlikte oynuyor filmin başından sonuna kadar. Benim yazdığım bir senaryo ama Berrak Düznataç'ın ortaya attığı bir hikaye. Berrak Düznataç'la Melikşah Altuntaş'ın biraz hikayesini geliştirip bana getirdiği ve üzerine uzun süre beraber üçümüzün çalıştığı, sonra da senaryosu benim yazdığım, benim yönettiğim bir film. Avşar filmle ortak çektik. Şubat ayında vizyonda olacak. Aşırı heyecanlıyım. Çok yorulduk. Yani bunun açıklaması bu. Ben döner dönmez de o sohbete başlayabileceğimi düşünüyordum ama inanılmaz yorgun kafam. Bu böyle biraz duygusal bir kapanış mı, açılış mı, neresine koyacağız programı bilmiyorum ama çok yorgunum. Şunu da kapatayım, insan gibi konuşayım size. Baş başa. Çocuğum olmak üzere... Hayatımda ekstrem değişiklikler var. O yüzden bir süre kafamı toplayıp, filme bakıp, kurgusuna falan biraz abanıp
Bir yandan yeni senaryoyla falan uğraşıp biraz sinema dünyamızda takılmak istiyorum. Çünkü burası ve başka bir enerji istiyor. Bir ya da hani loş sohbet çekmeye devam edeceğim ama çok korkunç, depresif şeyler konuşacağım insanlarla falan. O da olabilir. Bazen o da oluyor ama şimdilik bir ara verme ihtiyacı duyuyorum. Dediğim gibi yeni programları üst üste koyduk. Bayağı güzel bir sezon olacak. Ama bir süre ara. Şubat'ta filmi vizyona girmeden önce oyuncularını tek tek alacağım herhalde loş sohbete. Hep beraber de bir format yapalım diyoruz. Özellikle Engin'le falan hani böyle bir yükseldik, böyle beraber bir filmi anlatsak falan filan diye. Kaç kişiyi alabiliyoruz bilmiyorum. Nasıl bir format yaparız, ne olur filan. Belki aklınıza bir şey geliyorsa yazın. Onları da ciddiye almayız ama yazın yani. Hani dursun orada aşağıda. Benden çalmış falan dersiniz. Benzer bir şey yaparsak. Belki de çalarız ama söylemeyiz. Filmle ilgili var mı başka söylemem gereken bir şey sizce? Yani bu Loş Sohbet ekibindeki, neyse ne ekibindeki herkes aynı zamanda o filmin de ekibinde. Çok ifşa etmedik burada kimler var ama Damla var. Damla, en son böyle poz veririz belki. Damla Çelikel var. Ceyla Cüneydi var. Kerem Cengil var. Barış Işık bu kanalın kurulmasında bizimle birlikte oldu. Yani bu bir teşekkür videosu gibi olsun. Çünkü hakikaten benim yıllardır çok istediğim bir şeydi loş sohbet gibi bir şey yapmak, bir talk show yapmak. Garip bir duygusal, işte bundan bahsediyorum yani loş sohbet yaparsak da böyle bir yere gidiyor kafam. Böyle garip bir şükür falan moduna girdim hiç beklenmedik. O yüzden teşekkür edesim var. Çünkü yıllarca talk show yapacağım dedim. Müge de hep yapmalısın yapmalısın falan de ama bir şekilde götüm yememişti. Özellikle televizyon kısmında hani bunu böyle bir program yapsam herhalde yarısına, reklam arasında falan yayından kaldırılırdı loş sohbet diye düşünüyorum. Hem YouTube'a, Ahmet YouTube'a, YouTube'u kuran tüm buradaki seyircilere biz gerçekten bir yılda falan bu seyirciye ulaşırız diyorduk. Yani garip bir şekilde bir gün okey hadi bunu çekelim dedik. Damla, Ceyla falan aşırı gazlıyordu. Hadi bir şeyler çekelim falan filan diye. Daha hiçbir şey yoktu ortada. 3-4 sene önceden bahsediyorum. En son tamam hadi Melikşah arayalım falan dedik. Melikşah da geldi. Çektik. Bir şekilde talk show sunucusu oldum gibi bir şey oldu yani bir anda. Aşırı da sevdim. Ama gerçekten son bir iş diyorum laps laps lapsa. Kısa bir ara veriyoruz. Sonra geri döneceğiz. Yeni formatlar düşünüyoruz. Ne yaparız, ne ederiz, nasıl daha çok para kazanırız. Daha çok izleyeceğiniz şeyleri nasıl üretiriz? Çünkü hep bizden çıkan şeyler biraz sakin şeyler oluyor anladığım kadarıyla YouTube'a göre. Ya da fazla mı detaylı mı ne? Nasıl bizim formatlarımız? Ben bilmiyorum. Yani YouTube'u da takip ediyorum ama biraz neşesiz galiba değil mi YouTube'a göre? Belki daha up formatlar bulmamız lazım. İngilizce kelimeler kullanmama da gıcık olduğu için birkaç kişi özellikle kullanmayı çok istiyorum. Evet, bazen gaza geliyoruz bazı formatlar için. Onlar da çok fazla prodüksiyonlu oluyor. YouTube'da öyle bir şey değil yani henüz sanırım. Dizi filan yapasımız var. Onları konuşuyoruz. Onlar da fazla. Şu film izlenirse biraz para girecek cebimize, hayatımıza. Belki o zaman coşarız. Kendimizi batıracak güzel formatlarla geri döneriz. Şubat'ta işte her şey olacak diyelim. Kışın başka bir film de çekmeye çalışacağız. İşte onun senaryosuyla da uğraşıyoruz falan bir yandan. Böyle bir saçma bir noktadayız. Ha abone olun. Onu deyince oluyorsunuz çünkü garip bir şekilde. Ne zaman bir kere falan abone olun dedim. Hemen arttı abone olma şeyleri. Bunu başa alırız. Duygusallı sonra cevap veririz belki. Ya da bu başka bir video da olabilir. Teşekkür. Ya yani böyle bir şey. Böyle bir kapak koyarız. Belki Allah'ıma bin şükür diye bir program formatı YouTube'da bilmiyorum çalışır mı? Çocuk olduktan sonra daha size anahtar sallayarak açacağım programı. Herhalde öyle bir yere evrilecek mizahımda. İşte yani o güne kadar artık sabır, selamet diyoruz. Ha evet Şubat'a kadar ara falan vermedik. Şubat'ta film girecek. Bir aylık bir ara vereceğiz yani değil mi? Eylül başı ya da hatta Ağustos sonunda başlayacağız. Sponsorlarla falan da görüşüyoruz. Hani biraz daha böyle aynısının para kazanın yapmaya çalışacağız aslında. Hiç bok değişmeyecek sizin için de. Belki umarım bizim için değişecek. Ya abone olun abi. İzliyorsunuz. Mesela bakıyorum gerçekten. Mesela 100 bin aboneli kanallar var. İzlenmeleri 20 bin, 30 bin falan. Bizim tersi gibi yani. Ya abonemiz az ya da çok izleniyor. Tam şey yapamadım. Onu çıkaramıyorum. Bir saçmalık var yani. Güzel bir şey sonuçta. Hayvan gibi izliyorsunuz. Okey de abone de olsanız sponsora daha güçlü gideceğiz. Elimiz daha güçlü olacak. Var mı başka söylememiz gereken aklınıza gelen bir şey?
Falan filan. Yani durum bu. Biraz kafam karışık görmüşsünüz, anlamışsınızdır. Zor dönemleri oluyor insanın. İşte saçmalıyor, intihar notu gibiymiş. İnsanlar da tatilden dönsün. Kimi görsek Alaçatı'da, Ezgi'nin mekanında, Boop'ta. Buradan Boop. Gereksiz reklam. Ezgi'ye de selam. Bu. Bir beraber istiyorsanız kim olduğunuzu falan görsünler. Var mı öyle bir derdiniz? Gözükmeyelim falan gibi. İyi tamam. Bir artistlikler herkeste. Fotoğraflarda hani böyle 4 kişi falan çıkıyoruz ya kanalımızdan. Onur Buldu'nun paylaşımına gidin Instagram'da kanalımızdan güle güle. Hani Ceyla konuk gibi o şeyde. Tam böyle kameranın içine bakıyor. O Ceyla. Hem ses kaydediyor hem yapımcımız. Filmlerde uygulayıcı yapımcımız. Kerem de hem proje geliştiriyor hem kamera tutuyor hem post prodüksiyon yapıyor. Damla reji koordinasyon yapıyor. Bir şeyler getiriyor. Şunu mu yapsak diyor. Bu programı mı çeksek falan filan diyor. Herkes aslında sosyal medyamızı yapıyor. Ben genelde geç gelip programı sunup gidiyorum. Artistik peşindeyim. Bölüşümümüz bu. Teşekkür ederim. İlginç bir program oldu benim için. Duygularımı size açtım. Çok taşak geçmezsiniz umarım deyip kapatıyorum. Görüşmek üzere. Ay tam Oğuzhan Uğur'um. Bam bam. Laps laps laps.